aslında tavuk dizmesiyle başlıyoruz. Çok malzemesi var, dolu dolu. Gördüğüm en dolu dolu fırın yemeği diyebilirim tavuklu olan. Kabaklı mantar çorbası geliyor. Klasik çorbalardan sıkıldık, iftarda böyle başka çorbalar yapalım, değişik lezzetler arıyoruz diyorsanız bu da aslında aynen öyle bir çorba tarifi. Pratik peynirli simit geliyor. Bence hakikaten çok kolay, çok pratik bir tarif. Pratik peynirli simit yaptık. Güzel bir hem sahurluk hem iftarlık oldu tuzlu olarak. Geldik tasarım ile örgü köşesine. Nasılsın Tülin ablacığım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Teşekkürler. Delikli bir hırka tercih ettik. Artık yavaş yavaş havalanmaya başlıyoruz. Böyle hava girsin. Delikli hırkalar yapmak istedik. Herkese merhabalar. Bugün konuğumuz İstanbul'dan katılıyor sevgili Ali. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Bugün artık günlerden Perşembe, yavaş yavaş Ramazan'ın ilk haftasını tamamlamak üzereyiz. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Güzel menüler vermeye devam edeceğiz. Bugün de gene öyle bir menümüz var. Senin çok güzel tariflerini bugün paylaşacağız inşallah. İnşallah. Hem böyle misafirliğe giderken ya da böyle size misafir gelecekse de böyle aslında yapabileceğiniz, değil mi? Aslında öyle bir menümüz var. Çünkü çorbası pratik var, ana yemeği. Bir de böyle hatta pratik bir tuzlu tarifimiz de var. Bunu da bence sahurlarda düşünebilirler. Evet, değil evet. Mi? Çok pratik ve sahurluk tam. Ramazan'ın evet. da ruhuna uygun. Çünkü baştan da beri hep onu söylüyoruz en baştan beri. İftar hazırladığımız şeyler böyle sahura da kullanılırsa aslında hanımlara çok büyük kolaylık sağlıyor. Biraz daha işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Hemen bugün bir sayalım menümüzde neler var. Fırında tavuk dizmesi. Kabaklı mantarlı çorba. Pratik peynirli simit yapacağız. Dolayısıyla dediğimiz gibi ana yemeği, bu arada ana yemeği hani böyle fırında tavuk diyoruz ama gerçekten içinde çok malzemesi var, çok doyurucu olacak. Daha sonra bir çorba yapacağız, o da güzel besleyici, gene tok tutacak. Bir de biliyorsunuz zaten iftar çorbasız olmaz. Kesinlikle, değil mi? Mutlaka sıvı almak lazım. Biraz hani önce bir çorba içip sonra biraz böyle mola verip aslında yemeğe devam etmek lazım. Son vereceğimiz böyle minik bir simitli tarifimiz var. O da işinizi kolaylaştıracak, dediğimiz gibi sahurda da kullanabileceğiniz güzel bir simitli tarif. Bu arada Alev de aile danışmanlığı yapıyor. Dolayısıyla bol bol da sohbet edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz, küslükler nasıl giderilir, Ramazan'da nasıl böyle daha güzel bir araya gelebiliriz. Biliyorsunuz olmaz küslük müslük, değil mi? Kesinlikle. Olmasın küslükler. Evet, olmaz. Güzel güzel sohbet edeceğiz. Güzel yemeklerimiz var. O zaman günümüz uzun. İlk tarifimize başlayalım. Günün ilk yemeği, ilk malzemeleri gelsin. Fırında tavuk dizmesi. 1,5 kilo tavuk pirzola, 6 adet patates, 4 adet kuru soğan, 400 gram mantar, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Sosu için 1 paket krema, 1 yemek kaşığı hardal, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tepsiyi yağlamak için ayçiçek yağı. Üzeri için 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir. Şimdi güzel bir tavuk yemeğimiz var. Aslında çok da tercih ediliyor. Ben çok seviyorum evet. tavuğu. Bu da böyle gene bir fırında tavuk yemeği olacak ama böyle çok malzemesi var. Dolu dolu. Gördüğüm en dolu dolu fırın yemeği diyebilirim tavuklu olan. Nereden başlayalım Alevciğim? Patateslerle başlayalım ve soğanlarla tamam. başlayalım. Tamam. O zaman patateslerle Pardon, başlıyoruz. Pardon, sadece patateslerle başlayalım. Evet, soğanlarla mantarları daha sonra böyle bir sote yapacağız. Önce tavuk ve patatesler. Tamam. Soymaya başlayalım. Tamam. Ben de bir yandan hatta fırın kabını şöyle yanımıza alayım. Soyacağız ve onları iri iri halka halka doğrayacağız değil mi? Evet, kalın sonra doğrayacağız. Sonra tavuklarla böyle dizme yapacağız. Bir sıra tavuk, bir sıra patates gibi o şekilde olacak. Hı-hı. Bir yandan sohbet edelim. Biraz bize kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Çalışıyorum.
koşturuyorum biraz. Yani şuna kabuklarını atabilirsin aynı anda. Aa, evet çok iyi olur. Kaç yaşındasın, evli misin? Ben 32 yaşındayım, evliyim. Bir kızım var. Oh, maşallah. Kaç yaşında? 3. sınıfta. Büyümüş de aslında değil mi? Evet evet, erken büyüdüm. Erken evlendin. Evet, 9 yaşında. Sonra aile danışmanlığı evet, yapıyorsun. Evet, aile danışmanlığı yapıyorum. Ne kadardır mesleğe devam ediyorsun? 1 yıl oldu, henüz yeni. Onları istersen buraya alalım. Alalım. Sonra burada halka halka doğramaya devam ederiz. Şurasını da alayım şöyle bir. Aile danışmanlığı ne yapıyorsun mesela? Buradan annelere, hanımlara ya da böyle ailelere önerebileceğimiz, tavsiye edebileceğimiz şeyler varsa... Neler yapıyoruz? Yani herhangi bir problemle bize danışan, başvuran ailelerle birlikte çözüm sürecine dahil oluyoruz. Onlarla ailenin bir parçası oluyoruz aslında. Aslında şey de var değil mi? Mesela boşanan aileler ya da boşanma yolundaki çiftler, boşanmış ailelerin çocukları. Onlar da aslında mutlaka böyle destek almak lazım o zamanlarda. Tabii ki, tabii ki. Aile danışmanlığı da bir de koruyucu aile olabiliyorlar değil mi? Evet. Koruyucu aile danışmanlığı dediğimiz şey aslında herhangi bir problem çıkmadan her şey normalken çiftlerin bize başvurması. Böylece olabilecek muhtemel problemlere çözüm yollarını daha erkenden öğrenmiş oluyor. Onu duymamıştım bak, koruyucu aile danışmanlığı. Evet, Türkiye'de çok yaygın değil. O yüzden ama biz çünkü biraz şey bir milletiz ya aslında, hani yok ya bizde bir sorun yok deriz sürekli. Evet. Aslında öyle değil yani. Herhalde ufak tefek sorunlar olabilir. Aslında bu olmadan dediğin gibi başvurmak lazım ki sürekli böyle bir danışmanın olsun. Aile hekimi gibi nasıl aslında devletin de böyle öyle bir proje var aslında. Aslında hani bize katkısı var aile hekimi gibi. Aile danışmanı olduğunu bilmek lazım aslında değil mi? Evet, ileride de böyle aile hekimlikleri gibi aile danışmanlığı merkezleri açılacak ve devlet tarafından. Bunun aslında faydası sağlıklı birer toplum olmak. Çünkü biliyorsunuz toplum olmak da zaten sağlıklı küçük çekirdek aileden başlıyor. Kesinlikle. Önce aileler sağlıklı olacak ki manevi anlamda da, beyin anlamında da. Ondan sonra zaten daha verimli bir toplum haline gelelim diye düşünüyorum. Güzelce sudan geçirelim. Ondan sonra dilimlemeye başlayacağız. Sonra da dizmeye başlayacağız. Son patatesimizi doğruyoruz. Tekrar şöyle bir göstereyim. Yani bir parmağa yakın, belki yakın, biraz daha ince şu kalınlıkta. Normal aslında fırında patates yaptığımız genelde kalınlık bu oluyor zaten. Evet. Şimdi gelelim dizmeye. Adını alan dizme. Nasıl yapacağız? Şunu şöyle çekelim. Şimdi bir sıra patates, bir sıra tavuk olarak ne kadar gelirse dizeceğiz. Tavuğumuz da burada. Evet. Şöyle onu bu tarafa koyayım. Şimdi orada tavuğumuz nasıl tavuk, onu da söyleyelim. Tavuğumuz özelliğinden de bahsedelim. Pirzola. Kemikli kısmını çıkarıyoruz. Sadece o kadar. Yağ kısmı olması gerek. Çünkü lezzet yağlı olsun. Önce yağlamamız gerekiyor. Tamam. Ayçiçek yağıyla mı? Evet, ayçiçek. Tamam. Şöyle bir anlatık ayçiçek yağıyla. Ne kadar? Şöyle bir gezdireyim. Ne kadar geniş bir aslında fırın kabı olursa misafir sayısına göre ya da evdeki kişi sayısına çoğaltılabilir. Göre çoğaltılabilir. Ona göre tavuk ve patateslerin sayısını arttıracağız. Çok bereketli bir yemek. Vallahi. Tam bir ana yemek. Şimdi? Şimdi başlıyoruz patatesle. Hangisinden başlıyorsun? Patatesten. Dizelim. Tekrar patates. Tekrar patatese geçtim. Aslında biraz böyle verev gibi koyuyorsun hafif. Biraz evet, daha hafif. Şey. Hani üst üste gelecek şekilde. Bu şekilde daha da çok malzeme alır. Aynı şekilde bir kat patates, bir kat tavuk yapıp bütün fırın kabımızı dolduracağız. Sonra da ilk etapta bunu pişmesi için fırına göndereceğiz. Şimdi ilk etapta bunu hazırladık. Başka bir şey ekliyor muyuz? Tuz, karabiber? Yok, şu anda bu şekilde böyle fırına vereceğiz. Tamam. Zaten ayçiçek yağını fırın kabının en altına birazcık sürmüştük. Tavuklar ve patatesle birlikte şimdi bir süre pişecek. Biz de bu sırada mantarlı ve soğanlı bir sotemiz var. Onu yapacağız. Kaç dakika bu sürede pişiyor? 15-20 dakika yeterli. Yani iyice de sonuna kadar pişmiyor değil mi? Yok, üzerine ekleyeceğiz çünkü birlikte pişecekler. 180 derece sanıyorum yeterli olacaktır. Yeter. Şimdi diyeceksiniz ki bu haliyle mi olacak? Hayır.
sotelediğimiz böyle bir mantarlı, soğanlı bir harç olacak. Onu da bir süre sonra açacağız. Üzerine tekrar tavuklarını serpeceğiz. Evet. En üstüne de kaşar peynir koyup aslında tadına doyum olmaz bir yemek olacak. Evet, evet. Hadi bakalım biz de o zaman bu sırada devam edelim. Ben mantar tamam. doğrayabilirim. Ufaklığın arası nasıl yemekler? O çok seviyor. Valla. Geçen sefer yardım eder mi? Kuru fasulye pişirdi. Aa valla. Gerçekten. İlkokul 3'te. 3'te ben nasıl sadece tarif ettim yanındaydım ha. tabii ki ama gerçekten her şeyi kendisi yaptı. Ben de şaşırdım. Vallahi bravo. O da küçük bir gurme o zaman. Adı ne? Buradan selam gönderelim. Elif. Elif Naz. Elif'cim süpersin. Bak aferin sana. Hadi bakalım. Tüm malzemelerimizi doğruyoruz. Ondan sonra böyle bunları da bir güzel tavamızda kavuracağız birazdan. Mantarlarımız da soğanlarımız da doğrandı. Soğanların hemen nasıl doğrandığını şöyle gösterelim. Aslında iri iri değil mi? Evet bayağı iri. Yemeklik gibi değil. Yarım ay ama iri iri yarım ay. Hı hı. Şimdi onları güzelce soteleyeceğiz. Bir yandan da tavuğumuz da fırında pişiyor. Şimdi birazcık ayçiçek yağı alıyorum değil mi Alev? Tamam. Şöyle bir miktar alalım. Sırayla mı kavuruyorsun yoksa? Evet önce soğanları atıyoruz ki biraz soğan. Daha geç pişiyor çünkü. Bir de mantarın da suyu oluyor ya. Hı hı. Sanıyorum yeterli. Evet. Ayçiçek yağımızı koyduk. Birazcık kısın istersen yağımız. Tamam. Ondan sonra önce soğanlarımızı ekleyelim. Bu arada hazır bir aile danışmanı bulmuşken biraz sıkıştıracağım köşeyi ki bir şeyler faydalanabilelim anne olarak da. Mesela böyle çocukların dönem dönem yaş yaş krizleri oluyor, sendromları oluyor. Özellikle mesela bende küçük çocuk var diye söylüyorum. Sen artık o devirleri atlatmışsın ama her şeye böyle bir hayır dönemleri var 2-3 yaş çocukları değil mi? Evet, evet. Benliğini fark ediyor herhalde. Fark ediyor ve sınırlarını çizmeye çalışıyor. Hmm. O yüzden hani bu evet, bu hayır diyerek tercihlerini göstermek gerekiyor. Uyu diyorsun, uykusu var. Öyle uykusuzlukta uyumayacağım. Hani aç biliyorsun, yemek yemesi lazım, yemeyeceğim. Hı-hı. Her şey bir hayır. Ne yapmak lazım? Hani böyle tabii çok ayrıntılı muhakkak vardır bilgilerin ama hani böyle genel olarak anneler, hanımlar neler tavsiye edebilirsin? Çok kısaca söyleyecek olursam inatlaşmamak gerek. Hı-hı. Çünkü ebeveynlerin en çok yaptığı davranışlardan biri. En büyük hata o, değil mi? Yani evet hata ama tabii ki hepimiz insanız. Hı-hı. Kusursuz olamayız. İnatlaşmamak gerek. Çocuğun kendi sınırlarını çizdiğini bilirse zaten anne baba o zaman onu anlama yönüne gidebiliyor. Ve hani sınırlar çerçevesinde tabii ki çok geç bir saatte uyumak istemiyorsa o zaman ışığı söndürüp uyumasını isteyebiliriz. Aha. Ama normal saatlerde de hani bazı kurallar olur ev içerisinde sadece çocuk için geçerlidir ama anne baba hiçbir zaman uyumaz ona. Öyle kuralların olmaması gerekiyor. Biraz da şey gibi düşünüyorum hani böyle anne baba evin içinde nasıl yaşıyorsa çocuk da biraz ona ayak uydurmak istiyor. Herkes evde geç saat yatıyorsa çocuk da yatmak istemiyor. Evet, ya da işte ki. Aynı anda belki sofraya oturulup herkes yemek yemiyorsa çocuk ben de yemek yemek istemiyorum diyor. Biraz da gözlemden dolayı çocukların öyle bir şey var. Kesinlikle değil bu mi? Söylediğiniz çok önemli. Şimdi aklıma geldi. Türkiye'de özellikle çok fazla yapılan, Anadolu'da daha çok yapılıyor. Belki İstanbul'da o kadar değil ama. Yemekten önce çocukları oturtalım bir yemek yedirelim önce. Evet. Ki biz rahat yiyelim evet. diye. Bazen bizim evde de oluyor. Bu mantık aslında bu yanlış. Aynı anda oturup evet. Sizin yediğiniz şeyi de görmesi lazım görmesi ki gerek. O da ondan heves edip yiyecek. Ve yemek yemek aslında sadece karın doyurmak değil, sosyal bir olay. Çocukların zaten sosyalleşebilecekleri o yaş çocuğu için çok fazla alan yok. Hı hı. Aile saati evde ancak hani birlikte yemek yemeyle evet. yapılabiliyor. Bu aradaki muhabbeti de güçlendirecek çok büyük bir fırsat aslında. Hı. Hem ona yemek yedirmek güzelce hem biraz da sohbet etmek. Hani onu da bir birey yerine koymak. Çünkü o yaş grubu artık birey olmuş oluyor değil mi? Evet evet artık olmaya başlıyor ki işte gösteriyor hayır diyerek kendisi. Onu erken ergenlik diyorlar galiba artık o yaş grubu. Evet öyle bir ismi var. Bitiren sendromları var çocukların. Üniversiteden mezun olana evet. kadar hep bir sendrom. Bu arada soğanlarımızı almıştık zaten. Biraz sotelemeye başlıyoruz. Bunlar şöyle güzelce kavrulsun. Ondan sonra da mantarlarımızı ekleyeceğiz. Hı hı. Bir de ortaokul çağında da bir ergenlik dönemi oluyor bence değil mi? Orada da artık kendini bulup daha çok işte dış dünyada da böyle var olmak için kendine bir şeyler hani ne denir ona? Kendini tasvir ettiği şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Sosyal anlamda da sosyal daha anlamda oluyorlar. Tabii arkadaşlara gelişiyor. Çıkmak istiyor gençler. Hani biraz anne babadan kopmak istiyor, ayrı tatil yapmak istiyorlar. Sınırları zorlamak istiyor. Bunların hepsi başıma gelecek. Şu an oldum, bir kötü oldum. Şu anki şeyler dahi galiba. Minik krizler. Başına gelecek. Güzelce soteleyelim, ondan sonra mantarlarımızı ekleyeceğiz. Tamam. Bir de öyle sotelenecek.
Sonra da bir sosumuz var. Az sonra da onu yapacağım. Mantarlı, şöyle soğanlı sotemiz pişti. Zaten fırında da en son bir pişecek. Şimdi artık bunun altını kapatıyorum. Hı hı. Bu sırada biz sosunu yapalım. Tamam, değil mi? Yapalım. Sosunuz için şimdi bize ne lazım? Kremamız var. Hepsini kullanacaksın herhalde, değil mi? Aynen. Şöyle. Sarımsağı rendeleyelim mi? Rendeleyebiliriz, değil mi? Çok bir iyi. Bir tane minik rendemizi hemen alayım. Şuradan. Aslında alışık olduğumuz o işte fırında genelde tavuk yemekleri böyle salçalı soslar kullanılır. Bu ona göre çok daha farklı. Böyle hardallı, sarımsaklı, kremalı bir sos yapacağız. Biraz daha böyle aslında farklı bir lezzet olacak. Hafifleştiriyor da bence mesela. Salça biraz daha ağır oluyor sanki. Tabii salça daha ağırlaştırıyor. Biraz daha olarak da farklı bir de. Oluyor, susatıyor. Hı hı. Ama bu şimdi daha hafif ve çok doyurucu ve bereketli bir yemek olacak. Şöyle bir yandan rendeleyeyim ben de tamam. İçine sarımsaklarımızı. Evet, tuzunu, karabiberini attık sosumuza. Ne yaptık? Krema koyduk, sarımsak koyduk. Hı-hı. Hardal birazcık, tuz ve karabiber. Evet. Sosumuz hazır. Aynı şekilde yemeğimiz, sotemiz de hazır. Fırında artık tavuğumuz da patatesimiz de bir pişme aşamasına geldi. Hı-hı. Onu şimdi alalım. Diğer malzemeleri üzerine koyacağız. Gayet güzel pişmiş. Evet, çok güzel görünüyor. Değil mi? Çıtır çıtır gözüküyor zaten tavuklarda. Zaten çok yağı çıkmış bütün tavukların. Evet, aynen. Şimdi üzerine önce sos mu? Önce sosu süreceğiz. Tamam. Bir fırçaya ihtiyacım var. Gene fırça vereyim sana şöyle. Şuna sürebilirsin. Tamam. Dikkat et yanmadan şöyle. Kaşıkla dikkatlice dökelim. Çok böyle zaten sulu bir sos değil. Çünkü zaten tavuk da yağını bıraktı. Evet. Altına da bir parça yağ koymuştuk, ayçiçek yağı. Bir de mantar da sulanıyor. Dolayısıyla bu da sulu olursa iyice böyle cıvık cıvık bir yemek olur. Onu da istemiyoruz. Evet. Mantarları, tavukları da üstüne böyle güzelce. Zaten çok işte iri, biraz daha böyle soğanları böyle çok minicik doğramamamız da iyi oldu. Çok içinde evet, ölmüyor. Evet, evet. Biraz İlik daha kalmadır. Böyle hem göze hitap ediyor hem de böyle yerken ağzınıza böyle güzel bir lezzet bırakacak. Fırında tekrar bir pişme aşaması var. Devam edelim. Alayım şöyle. Şimdi bu haline daha ne kadar pişecek? 15 dakika daha pişse yeterli sanırım, değil mi? 15 dakika yeterli, evet. Şöyle koyuyorum. Yemeğimiz fırında. Fırında tavuk dizmesi. Son böyle 5 dakika kala da üzerine kaşar peynirini serpeceğiz. Ve artık kapatacağız. Biz de bu sırada gün ikinci tarifinin malzemelerini hazırlayalım. Bakalım ne geliyor. Günün ikinci tarifiyle devam ediyoruz. Kabaklı mantar çorbası geliyor. Kabaklı mantarlı çorba. 400 gram mantar, 1 adet kabak, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tutam un.
Şimdi efendim güzel bir çorba ile devam edeceğiz. Hep söylüyoruz iftarda olmazsa olmazlardan çorba. Mesela biz burada kabak ve mantar kullanacağız. Aslında genelde kabak mevsim sebzesi, şu an aslında tam da zamanı. Çok fazla böyle evdekilerin her zaman tercih ettiği bir sebze olmuyor. Evet. Özellikle çocukların, ben yargılılar. Evet, biraz o yargılı. Ben çok seviyorum mesela kabağı. Biraz mantarla da buluşturunca işte içinde sütü mütü de olunca daha da lezzetlendirecekler hanımlar. Ve evdekileri de böyle aslında içirmenin bir yolu olacak, yedirmenin bir yolu olacak kabağı. Çünkü sonuçta aslında çok faydalı bir sebze. Değil kabak mi? Çorbası içtiklerini anlamayacaklar aslında. Mantar çorbası biraz onun lezzetini kıracaktır. Lezzet olarak aslında kabak çorbası zaten çok lezzetli ama görüntü itibariyle çok hoş gelmiyor sanırım. Ama mantar olduğu için bir de kabağı çok ince ince doğrayacağız. Çok göze görünmeyecek. Anlamayacaklar o yüzden falan. Anlamayacaklar. O yüzden böyle klasik çorbalardan sıkıldık. İftarda böyle başka çorbalar yapalım, değişik lezzetler arıyoruz diyorsanız bu da aslında aynen öyle bir çorba tarifi. Nereden başlayalım Alevciğim? Şimdi kabakları soyarak başlayacağım. Tamam, oradan başlayalım. Istiyorum. Şuradan yine soyacağımızı alalım. O zaman ayçiçek yağını şimdi sotelemede kullanıyoruz. Evet. Daha sonra bitkisel margarin kullanacağız. Onu kavururken. Şöyle yapalım. Şöyle bir tık gezdiriyorum. Hazır aile danışmanı bulmuşken sorular bende Alev. Eyvah. Çalışıp geldin mi? Çalışmadım. Ya şimdi tabii herkesin merak ettiği şeyler var. O yüzden her ailede yaşanan sıkıntılar var. Biraz da böyle hani bir bilirkişi bulmuşken sorayım diyorum. Mesela en çok hangi sıkıntıyla geliyor aileler? Genel olarak aileler, böyle çekirdek ailede yaşanan sıkıntılar neler oluyor? Türkiye'deki aileleri konuştuğumuz için genellikle çocuklarla ilgili yakınmalardan sebep geliyorlar. Mesela karı koca aslında hiç mesela kavga etmiyor diyelim ama çocuk olduktan sonra böyle bazen insanlar böyle birbirine girmeye başlıyor. Çünkü fikir ayrılıkları var aslında. Kesinlikle. Çok normal bu ama işte orada orta yolu bulmak önemli değil mi? Çünkü bir birey söz konusu ortada. Evet, çocuk için öyle. Aslında anne baba farklı da davranabilir. Bu problem değil çok fazla. Aslında buradaki şey şu, hani çocuktan sebep gelmelerinin sebebi bu arada bunları koymak için koyalım bir kap. Ha, ya da oraya başlayayım mı? Tamam, çok iyi olur. Bir yandan sen de mantarlarımı sotelersin. Kabaklarımızı alıyorum şöyle. Ben de bunları saplarımdan bu arada ayırıyorum. Yani ayrı fikir ayrılıkları olabilir. Olabilir. Farklı da davranabilirler, farklı da düşünebilirler. Bunu çocuğun yanında ne oluyorsa yaşamaları önemli. Doğru bir şekilde. Yani hani bu konuyla alakalı tartışacaklarsa da çocuğun yanında tartışmaları ve sonra bir karara bağlamaları. Yani ve uzlaşmaları. Ortak bir şekilde davranmak. Yani davranışı tek bir şekilde aslında yapmak lazım değil mi? Evet. Kabaklarımız olmasına yakın da mantarları ekleyeceğiz. Şöyle güzelce kavuracağız. Bu arada da birazdan kaşarını serpiştireceğiz fırında tavuk dizmesine. Mantarlarımız da iyicene sotelendi. Artık altını kapatayım onu değil mi? Olur evet bayağı. Şimdi gelelim esas çorbamızın yapımına. Evet. Şuradan altını hemen açıyorum. Şimdi burada bitkisel margarin kullanacağız. Ne kadar kullanalım? 3 kaşık yeterli. 3 yemek kaşığı kadar. Şöyle ona denk gelecek şekilde o zaman hemen şuradan miktarını ayarlıyorum. Bence yaklaşık 75 gram falan yapacak. Ama hepsini çorbamın içine atacağım. Şöyle yapalım ortadan şöyle. Aslında artık çorbamızın tabanını oluşturuyoruz yani değil mi? Klasik bir un kavurma. Evet. Unumuz var. Sütümüz de var. Hem süt hem su kullanacağız tabii ki. Bunu önce eriteceğim. Tam eridikten sonra unu alacağım. Şimdi belki çok böyle tane yemeği sevmeyenler belki böyle blenderdan da rondodan da çekebilir. Evet aslında öyle yapanlar da var. Tane daha böyle faydalı taneli, bir de değil mi? Seviyorum bir de görüntüsünü de. Lezzeti de görüntü hani, de güzel oluyor evet. Güzel oluyor. Bu arada bu kısmını mantarın ayırmıştık. Bunları da son aşamada kullanacağız. Bunlardan ne yapıyoruz? Makyaj yapacağız. Makyaj. Çorbanın makyajı olacak efendim. Nasıl olacak o? Onları soteleyip çorbanın tabağı aldıktan sonra üzerine bırakacağız. Yani aslında birazcık süsü de olacak. Evet, lezzeti de olacak. Lezzet zaten olacak. Mantar içinde de var lezzet olarak.
Ne kadar su ekleyeyim? Azar azar ekleyebiliriz şimdi. Önce biraz suyla açtık kavurucumuzu. Şimdi süt mü? Evet, şimdi süt alalım. Hepsini ekliyorum. Tamamını dökebiliriz içine. Biraz böyle beşamel sos gibi olunca da sütünü eklemiş olduk. Evet. Şöyle. Şimdi? Şimdi bunu birazcık böyle çırpacağım. Topaklanmaması tamam. İçin. Bu sırada ben de fırındaki yemeğimizi artık çıkartabilirim. Çünkü kaşarlarımız güzelce eridi ve kızardı. Hemen onu alalım. Birazcık dinlensin, birkaç saniye hemen servis edeceğim. Mantarları da içine ekliyoruz değil mi? Evet. Şöyle hepsini, bütün sotelediğimiz mantarları, kabakları. Aslında artık çok da bir işlemi kalmadı. Evet, kalmadı. Suyunu ekleyeceğiz. Suyunu ekleyip bırakacağız pişmesi için. Şöyle birazcık altını çekelim. Evet, artık açabiliriz. Kalan suyunu da ilave ediyoruz. Bunu da güzel kıvam verdi. Taneleri de var. Çok da fazla su eklemeyelim. Evet, evet. O taneli çorbalarda biraz kıvam da güzel oluyor. Güzel oluyor. Zaten ihtiyaca göre eğer çok koyu olursa biraz daha sulandırabiliyoruz. O pişmeye başlasın. Ondan sonra son aşamada şöyle güzel mantar saplarını şöyle güzelce soteleyeceğiz. Şunu da hemen servis edelim. Günlükki tarifi fırını tavuk dizmesi hazır. Biz de bu sırada çorbamızı yapmaya devam ediyoruz. En son süslemesi kaldı. Birazdan da onu yapacağız. Çorbamız güzelce kaynadı. Artık onun altını kapatabiliriz. Şöyle de gösterelim. Fokur fokur. Güzel böyle beyaz bir çorba oldu değil mi? Kıvamlı bir çorba. Evet. Şimdi gelelim mantar sapları nasıl kullanacağımıza. Yıkıyorum altın tavamın. Ayçiçek yağı mı koyalım? Ayçiçek yağı biraz koyalım. Birazcık ayçiçek yağı şöyle bir döndüreceğiz. Başka baharat ekleyecek miyiz bu aşamada? Bu aşamada eklemeyeceğiz. Üzerine ekleyeceğiz. Tamam. Yeter sanırım. Biraz kısın. Hiç henüz tuz, karabiber, pul biber vesaire hiçbir şey eklemedik. Çorbamıza da eklemedik. Hepsini son aşamaya bırakıyoruz. Şimdi çorbaya ekleyebiliriz artık kapattık. Değil mi? Şu aşamada olabilir. Onu da artık o zaman şeyini açalım şöyle kapağını. Bir çay kaşığı kadar tozumuzu ekledik. Altını kapattıktan sonra ekledik. Şöyle bir karıştırdım. Gayet güzel şöyle de gözüküyordur zaten taneleri. Hem böyle yeşil kabak taneleri var hem böyle mantar taneleri var. Güzel faydalı bir çorba oldu. Şimdi yağımız yavaş yavaş ısınmaya başladı. Mantarları da. Mantarları böyle pul biber falan koyuyor musun? Bunun içine koymuyorum. Kaseye aldıktan sonra çorbanın üzerine gezdireceğiz. Çorbanın üzerine olabilir. Tamam. Serpiştireceğiz. Sanıyorum yeterli. Biraz da tabii mantarlarını da koyacağız içine. Payı kalsın. Şöyle koyalım. Birazcık açıyorum. Hafif şöyle bir döndürmek yeterli oluyor aslında değil mi? Yeterli oluyor. Azıcık yağı... Pul biber alayım yanıma? Olur. Karabiber olabilir. Pul biber olabilir. Sen diyorsun ki üstüne direkt servis edelim. Şöyle elimizde birazcık evet, gezdirelim. Evet, şöyle tamam. Renk olsun. Renk olsun diye. Zamanın içine de çökecektir yani ağırlıkla. Ama ilk direkt böyle sunumda da hemen sofraya koyabilirsiniz. Aslında çok çökmüyor ama şöyle bir pratik bir şey var. Hani üzerine birazcık un serpiştirirsek o zaman üzerinde kalacaklar. Tamam. Güzel öyle yapalım. Püf noktası hemen şuradan biraz unumuzdan ben sana getireyim. Servis edelim efendim. Şöyle çorbamızı. Kabaklı mantar çorbamız hazır. Günün çorba tarifini de verdik. Şimdi artık güzel bir tuzluyla devam edeceğiz değil mi? Şimdi gelsin. Güzel tam böyle sahura da çok yakışacak. Pratik bir tarif geliyor. Thank you.
Günün son tarifiyle devam ediyoruz. Pratik peynirli simit geliyor. Pratik peynirli simit. 12 adet milföy hamuru, 150-200 gram burgu peynir, 3 yemek kaşığı pekmez, 1 su bardağı su, 1 su bardağı susam. Tepsiyi yağlamak için bitkisel margarin. Şimdi hanımlar diyecek ki simidin pratiği mi olur? Olur efendim. Milföy'den yaparsak oluyor. Çok güzel. Bence hakikaten çok kolay. Çok pratik bir tarif. Yani hem böyle çay saatine çok yakışabilir. Evet. Ramazan'dan sonra da günlerinizde gene böyle tercih edebileceğiniz. Ani misafirlere. Değil mi? Ani misafirlere. Sahurda gene böyle güzel sıcak sıcak tüketebileceğiniz. Bence şahane bir tarif. Çok seviyorum böyle tarifleri. Milföyümüz var efendim. Şöyle güzel peynirlerimiz var. Bunu da hemen göstereyim. Belki başka peynirler de olabilir. Bunlar form olarak uygun oluyor. Hı-hı. Biz bunları hatta evde Ali Demir'le tırtıl peynir diye isim taktım. Hiç peynir yemiyor çünkü. En azından tırtıl peynir yiyelim mi? Ne tırtıl peynir mi dedi. Sevindi bir şey. Öyle tek yediği peynir yani şu peynir. O yüzden benim işimi çok görüyor. Bu tarifte ben ona güzelce yedirtebilirim. Aynı zamanda pekmezimiz ve susamız var. Onlar da güzel. Simidin olmazsa olmazları. Lezzet verecek. Değil mi? Hadi simit başlayalım. Kokusu. Nereden başlıyoruz şimdi? Başlayalım. Şimdi önce hamurlarımızı keseceğiz. Vereyim, tamam. Şöyle kesiyorum. Geniş bir kaba boşalttım ben de susamı. Batıracağız değil mi? Normal simit yaparken de hep öyledir. Hı hı. Batıracağız. Bir de pekmezimiz var, onu sulandıracağız. Bir tane daha hamur kesip hazırlayacağım ki yumuşasın. Çünkü şekil vereceğimiz için. Biraz elinin sıcaklığı, ortamın sıcaklığı çok etkiliyor. Sıcak olması çok gerekiyor. Çok sıcak havada yapınca da bir anda yumuşayabilir. Ona da o zaman da toparlanmıyor. Evet. Çok zor. Milföy çok güzel bir hamur. Dikkatli kullanılması gerekiyor sadece galiba. Kesinlikle. Doğru yumuşaklığı yakalamak için. Bu arada şey sever misin? Böyle bir el işi, örgü... Severim, çok severim. Bugün senin günün o zaman. Bugün programdan sonra sevgili Tülin ablayla birlikte olacağız. Çok güzel. Köşemiz var. Neler yapıyorsun mesela evde? Çok aktif yaptığım söylenemez. ama fırsat buldukça böyle hani rahatlamak için falan yapıyorum. Kimse yapmayı, kimse kullanmayı sever mesela. Evet, ben kimisi yapıp hediye etmeyi seviyorum. İşte kimisi sırf hediye etmeyi sever. Evet, kimisi sadece rahatlamak ister, kimisi de sadece kullanmayı da sevebilir. Ben kullanmayı sevenler diyorum. Kullanmayı da seviyorum ama yapıp bir şeyler hani el emeği yapılmış bir şeyleri hediye etmek hediye çok etmek hoşuma gidiyor. Hediye etmek de güzel. Valla biz genelde de öyle aslında tasarımlar gösteriyoruz. Böyle hediye de edilebilecek şeyler oluyor. Evet çok güzel. Son milföyümüzdeyiz. Son milföy. Sonra böyle. Sonra simit gibi yapacağız. Gerçekten şey simit oldu. Gibi gözüküyor yalnız böyle yapıyoruz. Evet evet şekli simit gibi. Aslında içinde peynir olmasaydı onu burgu şeklinde de yapabilirdik. Aha. Tam bu şey sokakta satılan simitler gibi. Bu arada direkt koymuyorsun. Batırıp koyacağız. O yüzden hepsini yapalım tabii. Değil mi? Ondan sonra evet, yaparız. Evet bittikten sonra en son batıracağız. Bütün aynı hamur için hepsini aynı şekilde yapacağız. Bütün hepsini. Bu şekilde hepsini kapatıyorsun. Böyle olunca aslında taşıp yanma ihtimali de olmuyor. Hı-hı. İçinde bayağı böyle çünkü kapalı kalacak. Evet evet iki kat olmuş oldu zaten bu kapattığımız kısım bunu arkası. Bunu böyle börek niyetine de aslında hanımlar kullanabilir menünün içinde değil mi? Böyle bir yani biz simit diyoruz peynirli simit ama böyle evet, milföyden dolayı böyle börek havası da olacaktır. Evet bir de şöyle bir şey gösterebilirim. Bu sokakta satılan simitler var ya burgu Hı-hı. şeklinde. Onlara benzesin diye şöyle bir hareket yapıp... Hı-hı. Sonra bunu böyle çevirebiliriz. O da güzel duruyor evet. O zaman da böyle bulgu gibi olmuş oluyor. Evet bu da şık duruyor. Hepsini yapalım. Ondan sonra pekmez ve susama batırıp fırına vereceğiz. Tamam. Bayağı da miktar olarak çıkıyor. Evet. Yani fırın tepsiniz ne kadarsa ya da kaç defada pişirmek isterseniz o kadar çok sevdiğim milföyü kullanmak yeterli.
Bir de böyle burunca daha güzel gözüküyor galiba, değil mi? Daha simit, evet, gerçek daha simite benziyor. Aynen. Şunu şöyle kaydıralım. Tepsimi yanıma alıyorum. Bu işin püf noktası var mı? Mesela hepsini mi batırmak gerekiyor, sadece üst yüzeyini mi? Şimdi burada en önemli olan şey şu. Simitleri pekmeze batırdıktan sonra dinlendirmeye alıp sonra susama batırıp almak gerekiyor. Yani bir simiti oraya yapayım sonra buraya batırayım dersek olmuyor. Şimdi o zaman gösterelim nasıl yaptığımızı. Bir tane de geniş bir kap alabilirsek simitleri dinlendirmek için. Tamam, dinlendirelim onları da. Şuradan hemen bakıyorum. Belki şu işini görebilir. Tamam, çok iyi. Tepsimizi zaten yağladık. Simidi batırıyoruz içine. Sonra şöyle her tarafını gezdiriyoruz. Hafif sıkıyoruz elimizle. Tabii biraz da sıvı olduğu için suyla karıştırdık. Normal pekmez gibi değil. Biraz daha böyle akıyor üstünden. Evet. Sonra böyle bir kapta birkaç dakika dinlendirmek gerekecek. Susama alıyoruz. Şimdi susama batıracağız. Burada şöyle bir şey yapıyorum ben. Ne yapalım? Şöyle mesela 3 tane alıyorum. Ha, böyle tekerlek çevirir gibi. Vallahi o mantıklı. O zaman hiçbir yere bulaşmıyor. Oo, süper. Şöyle. Hem bulaşmıyor hem de çok daha vakitten kazanıyorsun hem aslında. Hem vakit kazanıyorum hem de formları döndürmek bozulmuyor. Döndürmek daha kolay. Tekini döndürmek zor olabilir aslında elle biraz daha, ama çok bir de simitler galiba açılabiliyor öyle tek tek yaparsak. Şimdi böyle gelişi güzel koyuyorum ama sonra yerleştirebiliriz. Şimdi kaç derecede, ne kadar sürede pişiyor simitlerimiz? Şimdi milföy olduğu için 180 derecede yapabiliriz. Takip edeceğiz pişirirken. Sanıyorum 10-15 dakika yeterli olacak. Yeterli olacaktır. Fırına göre biliyorsanız çabuk da pişiyor. Hani evde kullanırken fırınlarına göre değişebilir süresi. İftarda da böyle artık böyle iftara yakın zamanda yapmakta fayda var ki taze taze çıtır çıtır yatsın. Hemen gönderiyorum fırınımıza. Yaklaşık 15 dakika kadar 180 derecede fırında pişecek. Biz de artık sunuma doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Bütün lezzetlerimizi soframıza alacağız az sonra. Pratik peynir simitlerimiz de pişti. Biz de bu sırada soframızı kurduk. Hemen onu da fırından alalım. Servisini yapalım. Şöyle efendim, günün son tarifiydi. Pratik peynirli simit yaptık milföy hamurundan. Güzel bir hem sahurluk hem iftarlık oldu tuzlu olarak. Soframız hazır. Onu da artık yerine alalım ve geçelim sunuma. Bakalım bugün neler yapmışız. Soframızı kurduk, geldik artık sunum kısmındayız. Öncelikle çok teşekkür ederiz geldiğin için. Eline rica sağ ol. Ederim. Güzel tarifler verdin. Hem de böyle aile danışmanlığı üstüne de hem aileler hem çocuklar. Böyle güzel birkaç en azından bir şeyler öğretebilirsek ne mutlu bize, değil mi? Ne mutlu bize inşallah. Evet. Şimdi neler yaptık hemen bir hatırlayalım en baştan. Fırında tavuk dizmesi yaptık. Böyle patatesli, tavuklu, üzerine böyle mantarlı soğanlı sosu olan, üzerine de kaşar erittiğimiz güzel bir fırın yemeği oldu. Daha sonra kabaklı mantarlı çorba yaptık.
Ama mesela baharatlarını sonradan ekledik. Dolayısıyla değişiklik olduğunu düşünüyorum. Son olarak da pratik peynirli simit yaptık. Hem de milföy hamurlarından yaptık. Yanında tabii ki her zaman koyduğumuz iftari yediklerimiz de var. Sizin için güzel bir sofra hazırlamaya çalıştık efendim. Programdan sonra bizlerden ayrılmayın. Çünkü az sonra sevgili Çin ablayla birlikte olacağız. Programımız Tasarım Öğe Köşesi'yle birlikte devam ediyor olacak. Kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesinde sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karan tariflerden takip edebilirsiniz. Yapana kuvvet, yeni afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Geldik Tasarım'ın Örk Köşesi'ne. Nasılsın Tülin ablacığım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Teşekkürler. Bugün ben anlatacağım ne yapacağımızı. Sen bana sorular sor. Deşil gibi. Şöyle efendim gösterelim. Bugün şöyle güzel bir hırka aslında değil mi? Evet. Yani hafif böyle böyle kısa kollu, böyle tiril tiril delikli bir hırkamız var. Bundan sonra ama sana vermek zorundayım detayları. Sen daha iyi biliyorsun çünkü. Aslında söylediğin gibi evet delikli bir hırka tercih ettik. Artık yavaş yavaş havalanmaya başlıyoruz böyle hava girsin. Delikli hırkalar yapmak istedik. Yavaş yavaş mevsime giriyoruz yaz mevsimine ama... Renkler de çok güzel. Evet. Yani elimizdeki en sade renk belki ama bu ipliğin inanılmaz güzel renkleri var. Evet. Fuşyalar, morlar, maviler her değil mi? Her renk var evet. İstedikleri renkte yapabilirler. Merserize görünümlü parlak bir iplik söylemiştim daha önce de artık sezona girdik bu ipliklerle. Çok şey yapacağız diye. Böyle bir iplik kullanıyoruz. Hafif. Çok hafif. Üç yumak evet. Üç yumak mı bu hırka? Aslında bunu atıyorum mesela böyle kolsuz yapsan o zaman da yelek gibi de olabilir. Olur tabii. Yani versiyonların hepsi olabilir diye düşünüyorum. Hepsi olur. Aslında burada önemli olan bu ipliğin tığ'ya o kadar yakışması, şişe o kadar yakışması ki ajur örneklere şişte inanılmaz yakışıyor. Tığ işlerine çok yakışıyor. Böyle sadece zincir çekerek... Sadece zincir çekerek bile bir çalışma yaptığımızda gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Aslında doğru iplikle doğru tekniği buluşturmak önemli olan galiba değil mi? Ondan sonrası böyle sonsuz gidiyor gibi. Evet, ipliğin her şeye yakışması çok önemli. Evet. Her işe yakışması. O yüzden ben hep çok amaçlı iplik diyorum ya. Yani her şey yapabiliyoruz. Hadi bakalım o zaman detayları anlatalım. Sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, bugün örgüyle tasarım köşemizde bir hırka yapacağız. Fakat farkındaysanız hırkamızda delikler var. Artık havalar ısınmaya başladı yavaş yavaş. Biz de böyle örgülerimizde delikler açmaya başladık. Böyle hafif bir hırka olacak. Evet, biz bu hırkamızı yapabilmek için böyle 3 yumak kullandık. Bu merserize görünümlü, parlak bir iplik. Örümü çok kolay ve böyle mevsimlik çalışmalarımıza çok güzel uyabilecek bir iplik. Bu klasik bir hırka çizimi ama çok kullanışlı. Evet, hemen başlayalım. Çok kolay bir çalışma. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Biz çalışmalarımızı hep 36-38 beden üzerinden ilerliyoruz, sizlere gösteriyoruz. Hep de şunu öneriyoruz, kendi bedeniniz üzerine zincirinizi, ilmeğinizi atarak yapmalısınız. Bu çalışma için de aynı şeyi söyleyeceğim. Burada biz kutu olarak sayarsak, ön için 1, 2, 3, 4, 5 kutu kurduk. Arka için 10 kutu kurduk. Sizler... Zinciri fazla fazla çekebilirsiniz. Sonra kalan zinciri kesersiniz. Burada kutuyu kurdukça kendi bedeninize ölçerek bu hırkayı beden büyütebilirsiniz. Şimdi burada ben küçük ebat üzerinden yine başlayacağım. Merserize görünümlü böyle ipliğimizi açıyorum. Zincir çekiyoruz. 3 numara tığ kullanıyoruz. Her zaman zincirlerimiz gevşek. Bu çok önemli. Gevşek gevşek zincirlerimizi çekiyoruz. Evet, bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Fazla fazla çekebilirsiniz. Ben 3 kutu üzerinden sizlere örneği anlatmaya çalışacağım. İlk sıramızı üçlü trabzan örgü yapıyoruz. En alt sıramız üçlü trabzan örgü. Ben şimdi 3 tane kutuyu kurabilecek kadar trabzan örgümü başlıyorum. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığının başına dolayıp zemine batıyoruz. 1, 2, 3. Böyle üçlü trabzan ile örgümüzü
öreceğiz. Üçlü trabzan ve zincir çekimi teknik çok kolay. Sadece burada model, kullanışlı bir model ve kullandığımız iplik artık mevsime uyacak şekilde böyle delikler açılarak örüldü. Evet, böyle devam ediyorum ben. Üçlü trabzan ile. Evet, böyle ben bir miktar zincir çekip üzerine üçlü trabzan çalıştım. Şimdi dönüyorum. Burada sizler zinciri fazla çekip kutu kutu sayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir kutu için bize şu gerekiyor. Tekrar üçlü trabzan yaptım. Batıyorum. 3 ve 4. 4 tane en başa 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arada 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aşağıdan 8 tane trabzan atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra tığımızın başına dolayıp buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Yine buraya 4 taneye tamamlıyoruz üçlü trabzanlarımızı. 2, 3 ve 4. Evet, bu bizim bir kutumuz. 4 tane sağ tarafında, 8 tane arada, 4 tane sol tarafında trabzanlar var. Arada da 8 zincir var. Bu bir kutu. Bunun üzerinden siz kendinize göre kaç tane kutu olacaksa rahatlıkla kurabilirsiniz. Evet, böyle 3 tane kutumuzu ben kurdum. 4 tane trabzanla bitirdik. Şimdi bunun üzerine yine aynı 4 tane trabzan yapıp 8 zincir, yine 4 trabzan, yine 8 zincir, yine 4 trabzan. Bu şekilde 2 sıra ördükten sonra 3. sıraya geçeceğiz. Diğer aşamamdan şimdi ben onu göstereyim. Böyle bir miktar biz hazırladık. Şimdi tabii şöyle şurayı yapıyoruz aslında. Burada bıraktım ben. Yine aynısını yaptık 2. sırayı. Sonra aynı şekilde 3. sırayı yapıyoruz. 3 sıra gösterdiğim şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sonra 4. sırada komple bütün yerleri, zincirleri trabzan ile dolduruyoruz. Evet, şimdi kutumuzun 3 sırasını ördük. Artık kapatma sırasına geldik. Kapatma trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada yine aynı, aslında çok kolay. Burada olan 8 tane trabzanı burada üst bölüme öreceğiz ve kutumuzu kapatacağız. Hemen en başa 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şimdi 4. sıramızda böyle doldurmaya başladık. Aşağıda 8 tane bırakıyorduk hep trabzanlarımızı. Buraya da üst bölüme de 8 tane dolduruyoruz. 6 tane doldurdum. Bu 7. Şöyle 7. yapıyorum ve 8. yapıyorum. Yine trabzanların üzerine dolduruyoruz. Çok kolay. Sadece bir şekil verdik ve delikler açtık hırkamızda. Evet. Böyle bir kutuyu kapatmış olduk. Diğer kutuların üzeri de kapanacak. Şimdi kol için dikiş yok. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkmak için zincir çekeceğiz. Zincirin üzerine yine trabzan örgüyorum. Aynı kutuları yan tarafa ilave edeceğiz. Kol için hiç dikiş yok kolda. 10 tane kutu yaptık. 10 kutu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kutu böyle arkaya döndü ve kol bitti. Kol bittikten sonra yine kapatıyoruz. Bedeni örüyoruz. Arkada hiçbir şekilde omuzda da dikiş yok. Yukarıdan aşağıya inerek örgü devam ediliyor. 10 tane kol için kafes kutu yaptıktan sonra burayı yine kapatıyoruz. Bedeni örmeye devam ediyoruz ve iki yanda dikişimiz var.
Evet, yaka için şöyle yapıyoruz. Bir, iki kutu sonra böyle yakayı bırakıyoruz artık. Sonra omuzda da bir, iki, üç kutumuz var. Üç kutu sonra buraya açıyoruz. Buraya zincir çekerek artık arkaya devam ediyoruz. Arkada kaç kutu var tabii bunu da soracaksınız. Bir, iki, üç, dört kutu da enseye bırakmışız. Göstermek istiyorum. Evet, böyle döndük. Kol için şunu göstermek istiyorum. Zincirimizi çektik dışa doğru. Dışa doğru kaç tane biz arttırma yapmışız? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kutunun alabileceği kadar trabzanı yana doğru zincir çekip arttırıyoruz. Ondan sonra yine örgüye devam ediyoruz. Burada yine kapatma bölümündeyiz. Biraz önce gösterdiğim yerde kapatacağız. Tekrar kutularımızı açacağız. Bu şekilde çok kolay bir çalışma. Burada sadece kaç sıra olduğu önemliydi. Gerisini ben rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Geriye doğru bir tane trabzan atlıyoruz. İpliği arkadan alıp öne çekip ikisini birlikte alıyoruz. Evet, hırkamızın kenarına geri sık iğne çalışması yaptık. Geri sık iğne bütün etrafında bu şekilde döndü. Yine ipliği iki kat yaparak geri sık iğneyi çalıştık. Çünkü ince ipliklerde ipliği iki kat yaparak geri sık iğneleri çalışmalıyız. Burada hemen ben şöyle ipliği keserek çok kısa bilmeyenler için geri sık iğneyi göstermek istiyorum. Evet, şöyle örgümüzü alıyoruz. Tabii hırkamızı bitirdik, diktik. Tığımızı sol taraftan geçiriyoruz. İki kat ipliğimizi böyle arkadan öne çekiyoruz. Bir kilitliyoruz. Geriye doğru bir tane trabzan atlıyoruz. İpliği arkadan alıp öne çekip ikisini birlikte alıyoruz. Yine geriye doğru bir tane trabzan atlayıp ipliği arkadan öne alıp ikisini birlikte örüyoruz. Burada bir tane iki, bir tane bir bu şekilde yapabilirsiniz. Çok yaklaşırsa hepsini 2 2 atlayabilirsiniz. Evet, böyle mesela 2 2 çok yeterli oluyor. Böyle 2 2 ilerliyorum. Geri sık iğne. 2 tane atlayıp geriye batıyorum, ipliği alıp öne çekip ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde geri sık iğne yapabilirsiniz. Bunları çok sık sık yapmamalısınız. Şimdi başlarken arada bir tane atladım ama ondan sonra hep 2 taneye döndü. Çünkü 2 tane daha yeterli oldu. Bu da anlaşıldı zannediyorum. Çok kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten sosyal medyadaki videolarımızdan tekrar tekrar izleyerek de yapabilirsiniz. İlk öğrenenlere güzel bir tavsiye. Kolay bir örgü çünkü. Sizlere kolay gelsin diyelim. Pelin'in yanından devam edelim. Detayları anlattık ama benim gözüm bu kilimde. Onu ne yapacağız? Şimdi tabii hırka aslında anlattık bugün ama ya o kadar renkli ve güzel ki böyle gözümü alıyor. Vallahi Pelin'cim batik iplikler. Bu da batik iplik? Tabii batik iplik ve burada da çift batik var. Hı hı. O kadar etkili oluyor ki inanır mısın? Yani aslında teknik hiç önemli değil. İki tane böyle istediğin batik rengini alıp zaten hep gösteriyoruz. Aha. Kilimde hangi batiği kullanacağımızı. Çok ideal bir kalınlık var. Kilime de çok iyi oluyor. İki tane batiği alıp istedikleri gibi örsünler. Hiç önemli değil. Ne biliyorlarsa. Dümdüz trabzan örgüyle bir sıra ondan bir sıra öbüründen. O kadar etkili oluyor ki. Vallahi şahane. Özellikle bunun renkler ama çok güzel. Tam renkler. Böyle bahar yaz renkleri. Evet. Artık biraz ondan da herhalde böyle gözüm kaydı. Evet, aslında çok kolay keyifli. Trabzan örgü. Evet. Özellikle hanımlar böyle mutfakta hani bu tip böyle kilimler olur ya böyle yolluk gibi de atılır. Böyle hani özellikle düz renkte mutfaklarınız varsa işte mesela beyaz tonlarında bu tip renkli kilimlerle çok güzel olacak. Ama kilimler çok kullanışlı oluyor. Evet. Biz seviyoruz evlerde kilimleri. Temizlik oluyor aslında. Evet. Kilim temizlik biliyor musun? Çırpması da kolay, güzel de toz topluyor değil mi? Tabii tabii. Sonra belki anlatırsın bize biraz şu renkli kimlerden. İpucunu alayım da şimdi. Evet, çalışmaların arasına. Alayım. Bir sonraki çalışmaların arasına hep böyle yerleştirmeye çalışıyoruz bir kilim. Evet, teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.